Bugün sizlere Photoshop'ta resim üzerine yazı yazmayı göstereceğim. Öncelikle bir dosya açıyoruz. Mesela şu dosyayı açalım. Evet, düğün dosyasını açtık. Gördüğümüz gibi bu dosya bayağı büyük bir resim dosyası. Öncelikle bunu küçültelim. Web'e göre uyarlayalım. Bu şimdi gözüken %25. Demek ki bunu %25 küçülttüğümüzde tamamı bu kadar olacak. O zaman bunu %25 küçültelim. Evet, %25. %25 küçülttük. Evet, bunu gerçek boyutuyla görelim. Evet, gerçek boyutuyla bu. Şimdi text aracını tıklıyoruz. Evet. Şimdi bir yazı penceresi açıyoruz. Evet, açtık. Yazının fontunu ayarlıyoruz. Yaklaşık bir değer girelim şuradan. Evet. Yazının rengi buradan görünüyor, sarı. İsterse bunu şuradan değiştirebiliriz. Mavi, yeşil yapabiliriz. Mesela mavi yapalım. Evet. Şimdi yazımızı yazalım bakalım. Evet, ne diyelim mesela? Evet. At illa, evet, şunu biraz açalım, yazımız çıksın. At illa, evet, ondan sonra iki noktalı virgül yazalım, noktalı virgül, evet, aşağı geçelim, illa a parantez, evet. Alta geçti. Evet. Bunun böyle alta geçmesini istiyor muyuz? İstemiyoruz. O halde bunu kapattığımız zaman şuradan fontunu tekrar küçültebiliriz. Mesela 14 diyelim. Evet. 14 bu oldu. Tamam. Şimdi bu yazıyı resmin üzerine yayalım. Edit diyoruz. Free Transform'u tıklıyoruz. Evet. Böyle biraz büyük oldu. O zaman şöyle yapalım tekrar. Text'teyken tıklayalım. Ve yazı alanını daraltalım şöyle. Evet. Yazı alanını daralttık. Şimdi tekrar Edit. Free Transform diyoruz. Ve yazıyı fotoğrafın üzerine yayıyoruz. Evet. Şöyle güzelle. Güzel bir şekilde. Evet. Sonra bunu onaylıyoruz. Şimdi Blending Options için bu layer'ın sağ tarafını iki kere tıklıyoruz. Evet. Öncelikle Bevel and Emboss yapıyoruz. Bu yazıya bir boyut katıyor. Üç boyutlu hale getiriyor yazıyı. Evet. Evet, şöyle gördük. Bir de Outer Glow yaparsak kenarlarında beyaz işaret çıkar. Bunun rengini mesela yeşil yapabiliriz. Evet, yeşil oldu. Şimdi istersek biraz artırabiliriz. Biraz şöyle artırdık. Tamam. Şimdi eğer istersek yazıyı ortadan kaldırabiliriz. Sadece dışındaki floresan ışığı çıkabilir. Mesela böyle bir şey de yapabiliriz. Mesela şuradaki fill opacity'yi
azaltırsak, bakın sadece etrafındaki yeşil ışık kalır. Mesela bu vaziyette onaylayalım. Evet. Gördüğünüz gibi yazının kendisi kayboldu. Saydamlaştı. Arkası gözüküyor. Ve sadece floresan ışığı kaldı. Yapacağımız şimdiki son iş dosyadan bunu kaydetmek. Düğün Photoshop olarak kaydedebiliriz. Fotoğraf olarak kaydedebiliriz. JPEG. Buna mesela düğün son diyebiliriz. Tıkladığımız zaman çalışmamız bitmiş oluyor.